Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler iyiyiz. Tabii sizi gördük. Daha fazla heyecanlandık, daha fazla iyi olduk. Çünkü aslında hem benim hem de arkadaşlarım adına bugün gurur verici bir gün. Çoğumuz Haliç Üniversitesi'nde okuyoruz. Öğrenci kürsü ekibi olarak sizi ağırlamış olmak çok mutluluk verici. Güzel güzel, ne mutlu bana. Ben de daha bizim toplantılar yeni bitti. Tam böyle ofisime geçtim. Size şöyle Haliç manzaralı bir şey yapayım. Tabii aslında Haliç Üniversitesi öğrencileri olarak hepimizin hayran olduğu manzara da şu an arkanızda duruyor. Evet, evet. Ben izninizle kısaca hemen platformumuzdan bahsetmek istiyorum. Ardından yayınımıza başlayacağız. Biz 2017 yılında öğrenci arkadaşlarımızla beraber birbirimizi destekleyebileceğimiz bir ortam oluşturmak adına öğrenci kürsüsünü kurduk. Şu anda ülkemizin dört bir yanından arkadaşlarımız yazılar yazmakta. Ve bu yazıları bizler de başka öğrenci arkadaşlarımızla buluşturmaktayız. Aslında biz gelişim ve değişim adına bir öğrencinin başka bir öğrenciye bir önerisinin veya bir tavsiyesinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz öğrenciler olarak. Bu amaçla platformumuzu kurmuştuk. Şimdi de ihtiyacı olan arkadaşlarımıza kitap gönderiyoruz. Özgüven adına ne gerekiyorsa arkadaşlarımıza yapmaya çalışıyoruz. Ve malumunuz korona günlerinde de sizin gibi değerli büyüklerimizle yayınlar yaparak deneyim kazanmaya gayret etmekteyiz. Tabii biz sizi tanıyoruz Haliç Üniversitesi öğrencileri olarak ama diğer arkadaşlarımızın da tanıması adına, biraz daha detaylı tanıması adına eğitiminiz dahil olmak üzere sizi de tanımayı çok isteriz hocam. Tabii. Şimdi benim böyle farklı alanlarda merakım olduğu için değişik bir eğitimim oldu. Liseyi Fen Lisesi'nde okudum. Benim zamanımda 4 tane Fen Lisesi vardı. Kayseri Fen Lisesi'nde okudum. Ankaralıyım. Ama babam biraz yatılı okulumu da istediği için beni Kayseri'ye gönderdi okumaya. Sonra döndüm. Endüstri Mühendisliği okudum ODTÜ'de Ankara'da. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da Boğaziçi'ne devam ettim. Bir finans ağırlıklı yüksek lisans yaptım. Sonra iş dünyasına atıldım. Kendi şirketlerimi kurdum. Profesyonel çalıştım. Sonra askere gittim. Sonrasında savunma sanayinde biraz çalıştım. F-16 ürettik TAİ'de. Sonra yeniden İstanbul'a geldim. Bir Amerikan firmasının, PNG'nin fabrika müdür yardımcılığını yaptım. Sonra tekrar üniversiteye dönmeye karar verdim. Doktoraya başladım. Boğaziçi'nde yine devam ettim. Yönetim organizasyon alanında bir doktora programına girdim. Ama üniversiteden hiç kopmadım. Doktorayla beraber sürekli ders verdim. Ama yine özel sektörde devam ettim. Düşünüyorum. Danışmanlıklar yapıyordum. Yani özellikle üretim alanında çalışan firmalara danışmanlık yapıyordum. Ama hep bir taraftan da üniversitede ders verdim. Sonra 99 yılında ile ilgili bir dernek kurduk. Yani Türkiye'nin uluslararası rekabetçiliğin, özellikle ekonomik rekabetçiliğin daha da artması için neler yapılması gerekiyor? Bu konuda çalışan bir dernek kurduk. Ali Koç'la beraber. İpek Cem vardı. Gerçekten güzel işler yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Ben uzun süre bu derneğin, URAK, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu derneğimizin adı. Onun genel sekreterliğini yaptım. Sonra da yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Orada da ülkemiz adına güzel işler yapıyoruz. 2009'da şehir üniversitesi kuruluyordu. O zamanlar işte işletme fakültesinin kurucularından biri olarak katıldım. Sonra 16'nın başlarında İstinye Üniversitesi kurulurken bir teklif aldım rektör olarak. İstinye Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev aldım. İstinye Üniversitesi'ni kurduk. Ve oradaki görevim işte 4 sene kadar sürdü. Ondan sonra normal hocalık dönemime dönmüştüm ki tam işte Haliç Üniversitesi'nden bir teklif geldi. Yani 2 ay kadar sadece hocalık. Sonra yeniden idari pozisyonlara dönmek zorunda kaldım diyeyim. Çünkü biz akademisyenler aslında hocalığı daha çok seviyoruz. Akademik yöneticilik çoğu zaman aslında çok böyle bizim yapmak istediğimiz bir şey değil. Ama bunu da birilerinin yapması gerekiyor.
Tabii yönetim organizasyon alanından geldiğim için herhalde hocalar arasında beni daha çok bu yöne şey yapıyorlar. Sen alanında okumuşsun, sen yap bu işi diyorlar. E iş sonunda bana kalıyor. Yani ya dekanlık oluyor, ya bölüm başkanı, ya rektörlük oluyor. O yüzden Türkiye'de çok nadirdir. İki tane ayrı üniversitede rektörlük yapan kişi. Ben şimdi o anda o şeye de sahip oldum, ünvanı da. Haliç Üniversitesi benim uzun süredir bildiğim bir üniversite. Her zaman ilgiyle izlediğim bir üniversite. Çünkü Haliç farklı, Türkiye'deki birçok üniversite farklı. Üniversiteler genelde belli alanlarda odaklanırlar. Bu daha kolaydır. Yani bazı üniversiteler tıp alanında çok, çok iyidir. Bazıları mühendislikte çok iyidir. Bazıları işletmede çok iyidir. Bazıları güzel sanatlarda iyidir. Ama Haliç Üniversitesi'nde bunların hepsi var. Hatta yüksek okulumuz da var. O yüzden çok geniş bir spektrum var. Ben mesela Haliç Üniversitesi'ne geldiğim zaman bir stratejist olarak düşünmüştüm. Nasıl bir üniversite olmalı burası? Yani dünyada nereye benziyor diye. Mesela ben ODTÜ'de okurken şunu görmüştüm. ODTÜ'nün olmak istediği üniversite MIT. Yani ODTÜ MIT olmaya çalışıyor. Onu örnek alıyor. Boğaziçi'nde okurken de şunu görmüştüm. Boğaziçi'nin olmak istediği ya da olmaya çalıştığı üniversite Harvard. Yani Harvard olmaya çalışıyor. Bunlar güzel şeyler. En azından belli bir ekole doğru giden üniversiteler. Tabii her üniversite için bunu konuşmak o kadar kolay değil. Haliç'e geldiğimde yine tabii dünyadaki birçok üniversiteyi de tanımanın belki bir avantajı da şunu fark ettim. Yani Haliç ne MIT'ye benziyor, ne Harvard'a benziyor. Ama sonra düşündüm, taşındım ve aslında Haliç'in benzediği üniversiteyi de buldum. O da Berkeley Üniversitesi. University of California Berkeley Üniversitesi. Bu da dünyanın ilk 10 üniversitesinden biridir. Ve gerçekten bölümleri itibarıyla, yapı itibarıyla, kültürü itibarıyla, yani konservatuarıyla, spor okuluyla, mühendislik fakültesiyle, işletme ve de tıp bölümleriyle Berkeley'ye çok benziyor. Zaten gerisi biraz daha kolay geldi. Bunu göreceksiniz zaten. Yeni açılımlarını gördükçe çok hızlı bir şekilde önce Türkiye'nin sonra da dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri haline getirmek bizim amacımız bu. Zaten biraz böyle üzerindeki tozu aldık Haliç'in ve uluslararası derecelerine başladık. Hemen Haliç Üniversitesi dünyanın da ilk 400 üniversitesinde hem listeye girdi. Times Higher Education, ki bu alanın en önemli kuruluşudur. İngiliz bir kurum bu. Bizi dünyadaki ilk 400 üniversite arasında sıraladı. Bu da bence hem Türkiye için hem de üniversitemiz için iyidir diye düşünüyorum. Zaman içerisinde göreceksiniz ki Haliç çok hızlı hem Türkiye'de hem de dünyada da yükselecek. Hatta bugün dekanımızla beraber bir toplantı yapıyorduk. Ben şunu söyledim. Bütün bölümlerde İstanbul'daki vakıf üniversitesinde ilk 5'te olmamız lazım dedim. Bu seneki hedefimiz. Hani hangi anlamda derseniz şu anlamda. Hem algıyla ilgili hem de bize gelecek tam burslu öğrencilerin girdiği puanlar itibariyle. Yani bizim, çünkü tam burslu giren öğrenci size aslında algınızı gösterir. Çünkü bu öğrenci hem devlete gidebilir, hem herhangi bir vakıf üniversitesine gidebilir. Eğer bize geliyorsa demek ki bizim marka değerimiz de yükseliyor demektir. O yüzden bu tam öğrencilerine daha böyle agresif bir şekilde bu iyi öğrencileri üniversitemize alalım diye çalışıyoruz. Bakalım ne olacak? Evet. Hocam tabii hem hayatınızdan hem de bahsettiğiniz bilgilerden şunu anlıyoruz ki bugün deneyim adına sizden alacağımız birçok şey var. Fakat ben önceki programlardan farklı bir şey yapalım istiyorum. Biz sizin öğrencilik dönemlerinizde biraz merak ediyoruz. Sonuç olarak değişen bir yapı var biz öğrenciler adına. Siz acaba öğrencilik hazır sınavı da atlatmışken bizi izleyen arkadaşlarımıza da örnek olması adına bunu sormayı çok istedim. Evet. Şimdi bir kere ya özellikle tercih yapacak arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Bu hayatınızın en önemli kararlarından birisi.
bir kere seçtiğiniz üniversiteyi muhtemelen değiştirmek olmayacak. Yani o yüzden seçtiğiniz üniversitede çok dikkatli olmanız lazım. Birçok anlamda dikkatli olmanız lazım. Bir kere o üniversitenin devam edip etmeyeceği. Edecekse nasıl bir formatta devam edecek? Yükselen bir marka mı yoksa ortalarda gezinen bir marka mı yoksa gerileyen bir marka mı oldu gibi birçok soruyu aslında cevaplamanız gerekiyor. Daha sonra tabii ki bölümle ilgileneceksiniz. Şimdi ben tercih yapmaya geldiği zaman düşündüğüm hem bölümü hem de üniversiteleri teker teker hatta böyle benim gibi meraklı iki arkadaşım daha vardı, üçümüz başladık üniversitelere gitmeye. O zamanlar böyle tanıtım günleri falan da yoktu. Çünkü zaten vakıf üniversitesi diye bir şey yoktu. Devlet üniversiteleri arasında yapıyorduk yani. Ve inanın çok şeydi yani bir kere gittiğiniz zaman böyle karşılayacak birileri yoktu üniversitede. Yani herkes o kadar şeydi ki tuzun kuru diyordu ki yani yazarsan yaz yazmazsan yazma umurumuzda değil. Gidip de bir hocayla konuşmak çok zor. Ve biz buna rağmen kapılarını zorlayıp konuştuk. Ben elektronik mühendisi ya da endüstri mühendisi arasında gidip geliyordum. Biraz da uçak mühendisi de yazabilirim diye düşünüyordum. Yani bu üçü arasındaydım. Bir işte ODTÜ'ye gittiğimde endüstri mühendisi bölümünde bir hoca buldum da onunla konuştum yani bölümün ne olduğunu falan. Hatta bana bölümde tanıdığım kitapçı vermişlerdi. Yani ODTÜ mühendisiyle ilgili bir bölümü anlatan hocaların kısa CV'lerinin olduğu, ders programının olduğu bir kitapçık vermişlerdi. İnanın ben o endüstriyi yazdım diyebilirim. Çünkü başka üniversitenin başka hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Oysa şu anda bakıyorsunuz bütün web sitelerinde bütün bölümleri, hocaları, ders programlarını hepsini görüyorsunuz. Çok daha fazlasını görebiliyorsunuz. Elektroniği yazmayı düşünüyordum. O tercih günü mesela eve gelmiştim. Düşünceli bir şekilde yani kafamda yorumluyordum hangisini yazayım diye. Babam dedi ki oğlum dedi bu elektronik mühendisliği çok iyi bir bölüm onu yaz dedi bana. Tabii o zaman gençliğine verdiği bir şeyle yapıyla sırf babam için elektroniği yazmaktan vazgeçti. Bu kadar da böyle belki benim yapım birisinin benim üzerime bir şey etmesi hiç hoşuma gitmez. Annem bu huyumu çok iyi bildiği için bana bir zaman dersini söyler. O yüzden de yani benim böyle bir yapım var. Yani burada tabii tercih yapacak öğrencilerin de kendi yapılarını bilip kararını vermesi lazım ama karar verirken kararı kendiniz yani işte ben size söyleyeyim. Çünkü ben şöyle öğrencilerle çok karşılaşıyorum üniversitede. Yani bakıyorum bir bölümde okuyor ama yani orada okuduğu için çok pişman. Benim burada ne işim var diye bakıyor. Sonra biraz konuştuğum zaman şunu görüyorum. Ya hocam diyor bu tercih babam yaptı diyor. Abim yaptı diyor. Yani başkasının yaptığı tercihle okuyan öğrencilerin ben şimdiye kadar hiç motive okuduğunu görmedim. O yüzden de ben şiddetle bunu bütün arkadaşlara söylüyorum. Lütfen kendiniz yapın. Herkese danışın. Yani danışmayın demiyorum. Danışın, sorun edin. Annenize, babanıza, ailenize, abinize, kardeşinize, akrabalarınıza, hocalarınıza ve mümkünse mutlaka düşündüğünüz bu üniversite bunları izleyin. Orada okuyan öğrencilere sorun, mezunlara sorun. Bunların hepsini değerlendirin. Çünkü gerçekten çok önemli. Yani bu ev almak gibi değil. Evi beğenmezsiniz, geri satarsınız, kurtulursunuz. En fazla $100 edersiniz. Ama üniversiteye girdiniz mi artık o sizle beraber hayat boyu gidecek. Yani 100 yaşına gelseniz de mezun üniversite sizinle beraber gelecek. O yüzden mutlaka bu almanızı öneriyorum. Şu anda uzun bir düşünme süreniz var. Tercih yapmaya daha bayağı zamanınız var. Mutlaka üniversiteleri teker teker diye öneriyorum. Bir de tabii şeye dikkat edin. Bizi eminim İstanbul dışından da dinleyen arkadaşlar vardır. Üniversiteyi hangi şehir
Yani da çok önemlidir. Üniversiteyi, yani bu sizin biraz yapınıza da bağlı ama İstanbul'da, çünkü İstanbul'a gelen öğrenciler buradaki ekosistemin de içerisine giriyorlar. Yani İstanbul sonuçta dünyanın belli başlı merkezlerinden birisi, her ticaret olarak, kültür olarak, sanat olarak, tarih olarak birçok alanda dünyanın önemli merkezlerinden birisi. Bir Ankaralı olarak ben İstanbul'a geç geldim. Ama ODTÜ'yü bitirir bitirmez ertesi gün İstanbul'a geldim. O yüzden de bu şehir önemli. Sonra tabii ki hangi üniversitede okuyacağınız önemli. Burada da trendler çok önemli arkadaşlar. Yani bazı üniversiteler var, belki 100 yıldır devam ediyorlar ama eski o sermayelerini kullanıyorlar şu anda. Yani orada da bir üniversitede görmek için en iyi bakacağınız şeylerden birisi hocalar, dekanlar, bölüm başkanları, bunların mentalitesi ne durumda? Yani bir iddiaları var mı? Bir şey yapmak istiyorlar mı? Yoksa ya yani oradaki bölümdeki hocalar 10 senelik ders notlarını mı anlatıyorlar hala? Yani tabii ki biz burada mutlaka istekli, motive hocaları, özellikle bölüm başkanları, dekanları seçmeye çalışıyoruz. Tabii üniversite işi böyle bir günde yapılan bir şey. Bizimle beraber, benimle dönüşüme girdi. Mutlaka bu dönüşümün de tercih yapacaklar öğrenciler açısından dikkate alınması lazım diye düşünüyorum. Bütün üniversiteler için. Yani şeyler oluyor mu? Yoksa yıllardır, 10 yıldır yerde duruyor mu mesela? Mutlaka bu tip şeylere de dikkat etmeleri lazım düşünüyorum. Tabii kolay bir şey değil. Bu da tabii burslara da bakmak lazım. Çünkü sonuçta ekonomik şartlar da önemli. Özellikle günümüzün Türkiye'sinde. Teknolojiyi ne kadar benziyor. Çünkü artık görünen o ki dersleri bir kısmı uzaktan yöntemiyle kullanılacak. Biz de bu konuda Haliç X'de yeni bir ekosistem oluşturduk. Ve bütün derslerimizi uzaktan eğitime geçirdik. Şimdi yaz okulunda aynı şekilde bütün dersler yine uzaktan eğitim. Muhtemelen yüzünde yavaş bir yapıya geçeceğiz. Artık uzaktan ve fiziksel olarak bir araya geleceğiz öğrencilerim. Evet. Yani tabii bu şeyleri konuşuruz sorular geldikçe ama kolay değil yapacağınız iş. Ama lütfen başkalarını bırakmayın. Yani birinci şey, burada sorumluluğu alın. Tercih yapacak öğrenciler için konuşuyorum. Tercihi mutlaka son karar siz verin. Evet. Tabii hocam. Şu an 360 kişi civarındayız. Arkadaşlarımız bayağı soru da gönderiyor bana özel olarak. Arkadaşlarımızdan diyeceğim, arkadaşlar beğeni yollamazsanız yayın donmaz. Yayın biraz donuyormuş sanırım. Herhangi bir problem olduğunda da yazarsanız ben mutlu olurum. Peki hocam, ülkemizde ve aslında dünya genelinde de üniversite sayısında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu ülkemiz adına da bu şekilde. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem vakıf üniversiteleri hem devlet üniversiteleri açısından olumlu bir durum mudur? Öğrenciler açısından olumsuz mudur? Bunu merak ediyoruz. Şimdi bu üniversitenin sayısının artması bence olumlu. Yani şunun için, mesela Türkiye'de şu anda bildiğim kadarıyla 207 üniversite var. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon. Amerika'nın nüfusu bizim yaklaşık 4 katımız. Amerika'da üniversite var. Yani oransal olarak baktığınızda hala Türkiye'deki üniversite sayısı Amerika ile karşılaştığınızda çok daha gerilerde. Yani oransal olarak nüfusa oranla. Ben Türkiye'de üniversite sayısının 500'lere kadar gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani Amerika ile oranlarsanız. Burada tabii üniversitelerin sayısı arttıkça aralarındaki rekabet artıyor. Bakın İstanbul'da şu anda yanlış hatırlamıyorsam 56 üniversite var. Devlet artı vakıf. Yani müthiş bir rekabet var. Bu rekabet aslında öğrencilerin çok faydasına olan bir şey. Çünkü bu rekabet bizi daha iyi olmaya zorluyor. Bakın bu saat olmuş, ben bu program için toplantıyı bırakarak buraya geldim. Yani bu saatte biz çalışıyoruz üniversitede. Şu anda Haliç Üniversitesi'nin ışıkları yanıyor.
Rektör ofisinin ışığı yanıyor. Siz de zaten manzarayı seyrediyorsunuz bir taraftan. Bu rekabet bizi daha iyi olmaya zorluyor. Laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, hocalarda biz öğrencimize daha iyi eğitim nasıl veririz, burada nasıl veririz, amfileri nasıl daha iyi hale getirebiliriz, daha çok işte projeleri nasıl alırız, öğrencileri onun nasıl dahil ederiz. Birçok konuda bizi zorluyor. O yüzden artması öğrencinin kesinlikle lehinedir diye düşünüyorum. Ama tabii burada bu rekabette geri kalacak bir üniversitede öğrenci olmak da bir risktir. Yani bunun da öğrencinin dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden burada bu rekabette başa güreşme ihtimali yüksek olan üniversitelerde tabii ki ilk tercihlerin en azından yapmaları önemlidir diye düşünüyor ve öneriyorum. Evet. Tabii hocam, ilk kurulan vakıf üniversitelerinden biri Haliç Üniversitesi. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Bunun yanında İstanbul'da yer alıyor. Sizin de daha önce bahsettiğiniz gibi. Peki İstanbul'da yer alan diğer üniversitelerin yanında bizim üniversitemizi, Haliç Üniversitesi'ni farklılaştıran nedir acaba? Bunu duymak isterim ben. Tabii. Şimdi Haliç Üniversitesi'ni biz yeni yaptığımız kurguda tamamen farklı bir yapıya transfer ediyoruz. Bir kere üniversitenin merkezine uluslararasılaşmayı oturttuk. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir kere uluslararası arenadaki yerimizi görelim istedik. Ve ilk defa bu sene biz uluslararası sıralama kuruluşlarına başvurduk. Ve dediler ki onlar bize, siz ilk 400'lesiniz. Biz en azından şu an itibariyle ilk 400'deyiz. Bundan daha yukarıya nasıl tırmanırız uluslararası arenada? Bunların stratejilerini, planlarını yaptık. Onları şimdi uygulamaya koyduk. Diğer taraftan Haliç Üniversitesi, üniversitesine dönüp baktığımda mesela tasarım konusunu üniversitenin önemli temel noktalarından biri olarak görüyorum. Tasarım, design. Çünkü bizim tasarımla ilgili birçok bölümümüz ve fakültemiz var. Güzel Sanatlar Fakültemiz bunlardan birisi. Mimarlık Fakültemiz bunlardan birisi. Göreceli olarak Mühendislik Fakültemiz de bunlardan birisi. Konservatuvarımız var, bu da onlardan birisi. Bu tasarım o yüzden bizim için önemli diyoruz. Sonra ikinciye baktığımızda biz yaratıcılığı görüyoruz. Yani buradaki ekosistem bizi yaratıcılığa teşvik ediyor. Yaratıcı olmaya teşvik ediyor. Bir şeyleri farklı yapmaya teşvik ediyor. Bu bütün bölümler için geçerli. Yani Haliç Üniversitesi'nde böyle bir yine temelinde önemli bir yapı görüyoruz. Ve üçüncüsü, buna yeni ekleyeceğimiz, şu anda da üzerinde yoğun çalıştığımız konu girişimcilik. Girişimcilik de bu üniversitenin temel eksenlerinden birisi olacak. Ve bununla ilgili Umut hemen çalışmaları başlattık gelir gelmez. Teknoloji Transfer Ofisimizi kurduk. Onun altında kuluçkamızı kurduk. Kuluçkamızın müdürünü atadık. Şimdi bir çağrıya çıkıyoruz. Öğrencilerimizden özellikle şirketleşmeyi düşünen, girişimci olmayı düşünen ve projesi olan öğrencilerimize başvurmasını isteyeceğiz. Ve onlar burada, onlara bir yer vereceğiz. Şirketleşmelerini destekleyeceğiz onların. Ve belli noktaya gelenleri de yatırım almaları için bu sefer çalışacağız. O yüzden de üniversitemiz artık girişimcilikle de birlikte anılmaya başlayacak. Şu anda bu üç temel üzerinde duruyor üniversitemiz. Tabii bu üç temeli birçok şeyle destekliyoruz. Biraz önce bahsettiğim uluslararasılaşma. Bu sene 12 tane yeni İngilizce bölüm açtık. Var olan bölümleri birçoğunu İngilizce'ye dönüştürdük. Mesela Mühendislik Fakültesi tamamen İngilizce'ye dönüştü. İşletme Fakültesindeki Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce'ye dönüştü. Fen Edebiyat Fakültemizdeki Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz İngilizce'ye dönüştü. Neden bu dönüşümü yapıyoruz? Yani uluslararasılaşmanın bir parçası bu. Hem uluslararası öğrencilerin de bu üniversitede olmasını çok istiyoruz. Çok daha fazla sayıda. Hatta hedefimiz üniversitedeki öğrencilerin %30'unun yabancı kökenli olmasını istiyoruz. Aynı şekilde yabancı hocalarımızın olmasını istiyoruz. Bu konuda da şu anda hızlı bir süreci başlattık. Ve uluslararasılaşmış tasarım,
yaratıcılık ve girişimcilik üzerine bina edilen interdisipliner, yani disiplinler arası çalışmalara önem veren ve bunlara imkan sağlayan. Mesela Türk Dili ve Edebiyatı'nda okuyan bir öğrenci derse ve puanı tutuyorsa, puandan kastım merkezi puan, çünkü yok yoksa izin vermiyor, yazılım mühendisliği diploma programı dahi yapmasına ben izin vermek taraftarıyım. Yani bunlar size çok alakasız gibi gelebilir ama aslında bunlar çok alakalı bölümler. Türk Dili Edebiyatı ve Yazılım Mühendisliği gibi. Yani çok farklı iki ayrı fakültedeki ayrı bölümde dahi öğrencilerimizin çift diploma ya da yan dal yapmasının önünü açma taraftarıyım ve bunu da sonuna kadar açacağız ve üniversitelerimizde öğrencilerimize bu imkanları da vermek istiyoruz. Çünkü artık başarı bu interdisipliner yapmak. Yani tamam iyi güzel de onun yanına bir şey koyabiliyor musun? Onu ne kadar koyuyorsun? Bunlar da önemli. Haliç Üniversitesi, yani kısaca böyle ben bahsediyorum adım adım ama birçok aslında alanı da kapsamaya çalışan bölümler olduğu için bunları nasıl bir araya getiriyoruz, entegre ediyoruz ve öğrencilerin faydasına sunuyoruz. Bunu anlatıyorum. Bir şey daha belki söylemek isterim bu noktada. Bakın bu Haliç Üniversitesi sanal gerçeklik merkezini aldı. Sanal gerçeklikte yerini al, kavuştur diye bir sloganımız var bu sene. Sanal gerçeklik şu anda aslında çok bilinen bir konu değil. Konuşuluyor ama böyle yavaş yavaş ne oldu? Oysa biz şu anda sanal gerçeklik laboratuvarı çok iyi bir sanal gerçeklik laboratuvarı kuruyoruz. Bütün bölümlerimizi, üniversitedeki bütün bölümlerimizi sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konusuyla entegre ediyoruz. Ve hatta e-spor konusunda da bayağı önemli haberlerimiz olacak. Şu anda üniversiteyi birçok PlayStation 5'i bekliyoruz. 4'leri aldık. İşte Nintendo'da, Xbox'tır, bunları üniversitenin birçok yerine aldık, koyuyoruz şimdi. Ve üniversite adeta bir şey gibi olacak. Oyun, e-spor oyun alanı gibi olacak. Yani çok farklı bir kampüsle karşılaşacaksınız. Güz döneminde üniversiteye geldiğinizde kampüsü de baştan aşağı yedi. Evet, tabii bir Haliçli olarak bunları duyunca çok mutlu oluyorum. Bunun yanında mezun olacağım için de biraz üzüldüm. Bunu da ben... 46 tane programımız var. Doktora da 6. Bunların sayılarını hızla artırıyoruz. O yüzden devam edebilirsin. İnşallah hocam. Tabii ben bunun yanında bir haber gördüm ve bu haber beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Haliç Üniversitesi artık yetenek bursuyla da öğrenci alacakmış ki bu aslında geleceği yakalamak adına ve sınav zekasından ziyade kişisel olarak becerilerini öne koyan arkadaşlarımızı öne çıkaracak sanırım. Bununla ilgili de bilgi verirseniz çok mutlu olurum ben. Tabii şimdi burada da yani benim zamanımda üniversite sınavlarına çok fazla insan girmiyor. Hatta ben hani sadece 3 ay üniversite sınavına çalışıp sınava girmiştim. Yani o kadar şeydi. Şimdi aslında bakıyorum yani daha birinci sınıfta neredeyse ilkokul birinci sınıfta üniversiteyi düşünmeye başlamış aileler çocukları adına. Çocuklar tabii birinci sınıfta farkında değiller ama onlar da böyle ortaokulun farkına varmaya başlıyorlar. Başımıza bir şey. Benim zamanımda 3 ay 4 ay çalışmak yeterliydi. Üniversite sınavında ben de çok daha fazla çalışmama gerek kalmamıştı. Ama şimdi tabii iş bu hayatın önemli parçası oldu. Çünkü rekabet çok yoğun, çok fazla diyor, nereye girecek vesaire. Şimdi peki bu ne kadar, biz olaya tersinden baktık. Yani bize gelen öğrenciler, üniversite sınavı sisteminden gelen öğrenciler ne kadar bilgiyle geliyor, ne kadar doğru seçilerek geliyor ona baktık ve burada maalesef öğrencilerimizin bilgi seviyesinin çok düşük olduğunu, özellikle bilimsel yaklaşımın olmazsa olmazı olan eleştirel düşünmeye neredeyse hiç sahip olmadıklarını gördük. Ve daha da önemlisi biraz o zaman üniversite sınavını sorgulamaya başladık. Ya bu sınavda bir sorun mu var diye baktık. Ya gerçekten de üniversite sınavı aslında insanların analitik zekalarını daha çok ölçmeye yönelik bir sınav.
Yani analitik düşünebiliyorlar mı bunlar diye bakıyor. Oysa son bilimsel gelişmeler gösteriyor ki insanların en az 8 farklı zekası var. Bu zeka çeşidini 16'ya kadar artabiliyor. Müzik zekası var, spor zekası var, sosyal zekası var gibi birçok zekası var farklı. Şimdi üniversite sınavı bunların hiçbirini ölçemiyor. Ama bizim bölümlerimizde bu zekalara ihtiyaç var. Daha da önemlisi hayatta başarı için bu zekalara ihtiyaç var. Şimdi siz zekayla aldığınız öğrenciye ne kadar eğitim verirseniz verin, bir noktaya kadar getiriyorsunuz. Muhtemelen zaten o öğrenci yanlış bölümde okuyor. Yani kendisiyle ilgili direkt bölümde okumuyor. Çünkü o öğrenci de tercih yaparken onun tercihini başkaları yapıyor. Ve onlar o öğrenciyi iyi tanımıyorlar. Hangi bölüme gitmesini doğru karar vermiyorlar filan. Yani bayağı bir aslında yanlış üstüne yanlış gidiyor. Ve işin sonunda öğrenci istemediği bir bölümde okuyor. Sonra da yine o baskı devam ediyor. Bir gir diye ilk bulduğu işe gidiyor. O bölümle alakalı olmuyor. Yani yanlışlar böyle devam ediyor ve insan emekli olduğu zaman dönüp arkasına bakıyor, diyor ki ya benim bütün hayatım yanlış şeyler üzerine gitti diyor. Şimdi o yüzden tabii ben tercih yapacak arkadaşlara o yüzden hep kendiniz karar verin diyorum. Bakın siz kendiniz karar verirseniz yanlış yapmazsınız. Çünkü kendinizi en iyi siz bilirsiniz. Neyi sevdiğinizi, sevmediğinizi, aslında ne yapmak istediğinizi bilen sizsiniz. Çevreniz, anneniz, babanız da dahi olsa sizin kadar doğru sizin hakkınızda. Artı kendi hakkınızda yanlış karar vermişseniz bu sizin yanlışınızdır. Düzeltebiliyorsanız düzeltirsiniz. Yoksa da siz pişman olması gerekiyorsunuz. En azından bir daha böyle bir karar verirken bir daha daha iyi düşünürsünüz. Şimdi bu çerçevede baktığınızda gördük. Bu sınavla gelen öğrenciler aslında muhtemelen doğru bölüme gelemiyorlar. Peki onların önünü nasıl açabiliriz diye düşündük ve dedik ki farklı zekalara sahip öğrencileri de öğrenciler eğer üniversitenin ana kapısından giremiyorsa onları acaba arka kapıdan alabilir miyiz diye bir düşünce oldu bizde. Ve dedik ki Haliç'in yeteneklerini eğer aday öğrenci düşünüyorsa ki ya ben evet bu sınavda iyi yapamadım ama şurada çok iyi. Bu ille müzik, ille spor olmak zorunda değil. Ben tıp okumalıyım ama şu sebeple okumalıyım. Ben mühendislik okumalıyım, şu sebeple okumalıyım. Şunları yaptım. Bakın bunda somut şeyimdir. Sınavda başım ağrıyordu, iyi yapamadım ya da maskeyle soruları çözemedim. Diyorsa Haliç'in yeteneklerine başvurduğunuzda web sitemize girip Haliç'in yeteneklerine başvurabilirsiniz. Bir değerlendirme komitesi sizin verdiğiniz verileri dikkate alarak diyecek evet bu adayın şöyle bir özelliği var, o sebeple biz sana ekstra şu kadar daha burs veriyoruz. Üniversite sınavında tercih yapıp kazanırsanız ekstra bir bursu size biz şimdiden vereceğiz. Haliç'in yetenekleri özet olarak budur ve sizin farklı zekalarınızı değerlendirmek için oluşturulmuş yeni bir platformdur. Bu da patenti grubundan arkadaşımız var. Yorumlardan okuyorum. Liseye yeni geçmiş olan arkadaşlarımız var. Tercih yapacak olan arkadaşlarımız var ve lisede okuyan arkadaşlarımız da var. Genel olarak bölümlerin bursuyla ilgili sorular soruyorlar fakat bunu tercih döneminden önce yine web sitemizde bulabileceklerini, Haliç Üniversitesi web sitesinde bulabileceklerini ben ifade etmek istiyorum. Linkleri de zaten yorum kısmına atıyorlar. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında şunu çok merak ediyoruz hocam. Özel olarak da bunu birçok arkadaşımız sormuş ama bu küreselleşmenin de etkisiyle marka konusu sanki biraz daha ön plana çıktı gibi. Markalaşma, marka değeri gibi konular. Eskiden aslında Haliç Üniversitesi'nde de bir Haliç Shop olduğunu biliyoruz. Fakat şu an için gündeminizde böyle bir şey var mı? Yani Haliç Üniversitesi'nin markasını taşıyacak bir mağaza üniversite içerisinde açılır mı? Girişte yani A blokun girişinde olacak. Adı da Haliç Store olacak. Evet. Bu da yine tasarımlar başladı. Tişört tasarımları, bardak
tasarımları, şapka hepsi başladı. Güz döneminde muhtemelen öğrenciler orada görecekler. Bir de Haliç Bookstore açıyoruz. O da kitap çünkü öğrencilerin en büyük şeylerinden birisi kitap. Yani kitapları ders kitapları değil, diğer alandaki kitapları da bulacakları güzel bir bookstore'umuz olacak. Onun da müjdesi. Evet. Genel olarak arkadaşlarımızın diğer sorularından da ben sormak istiyorum. Çünkü aslında hocam yayın sonrasında açık konuşmak istiyorum. Ben korkuyorum. Benim sorumu neden sormadın diye arkadaşlarımız sorsun istemiyorum. Söyleyeyim. Yelken kulübümüzü de aktive ediyoruz. Haliç'te yelken ve kürek sporları da artık Haliç Üniversitesi'nin değişmezi olacak. Onu da hemen söyleyeyim burada. Evet. Ki bu da aslında yine üniversitemiz adına harika gelişmelerden biri. Arkadaşlarımız şunu soruyor. Yaz okulu online mi olacak? Buna da kısaca cevap verirseniz mutlu oluruz hocam. Online olacak. Ve burada yaz okulunda da yine Haliç farklılığını göreceksiniz. Şimdi bizim uzaktan eğitim platformumuzun adı Haliç'te olabildiğince bütün dersleri uzaktan açmaya çalışıyoruz yaz okulunda. Burada sadece Haliç Türkiye'deki bütün öğrencilerin bu dersleri alabilmeleri ve bu konuda hazırlık yapıyoruz. O yüzden de Türkiye'deki bütün öğrenciler Haliç X'ten yaz okulunda ders alabilirler. Sadece bizim kendi öğrencilerimiz değil ve bunun için de maliyetleri de minimuma indirdik. Sadece hani dersin maliyeti neyse o kadar bir uzaktan olduğu için de çok ciddi düştü. Geçen senenin galiba 1/4'üne düşmüş. Öyle bir hesap arkadaşlar fiyatlar. Bu da hani bizim ne kadar öğrenci dostu olduğumuzu, olayı gerçekten bir vakıf üniversitesi mantığıyla baktığımızın en güzel göstergelerinden biridir diye düşünüyorum. Ki aslında birçok üniversiteye örnek olduğunu da sosyal medya aracılığıyla biz gözlemlemiş olduk öğrenciler olarak. İşte Haliç Üniversitesi bu fiyata, bunu yaparken uzaktan eğitim için bu fiyatları benimsemişken siz neden benimsemiyorsunuz diye soran farklı üniversitelerden arkadaşlarımız da olmuş. Hocam ben şunu merak ediyorum. Siz uzun süredir akademisyen olarak kürsünün iki tarafında da bulundunuz aslında. Öğrencilik döneminizde öğrenci olarak arka tarafta bulundunuz. Peki ikisini sorduğumuzda hangi sizin için daha zordu? Ve karşınıza nasıl bir öğretmen veya nasıl bir öğrenci görmek istersiniz? Bunu merak ediyoruz. Şimdi ben kendimi düşündüğümde tabii öğrenci olmak daha zordu. yani bunun niye derseniz, çünkü bizim zamanımızda hocalara ulaşmak çok zordu. Yani bir şekilde kendinize bir haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız, çalıştığının karşılığını alamadığını düşünüyorsan falan, yani itiraz etmek vesaire imkansıza yakındı. Yani böyle bir şeyiniz yoktu. Bakın şu anda Haliç Üniversitesi'nin rektörü olarak isteyen öğrenci bana ulaşıyor. Benim çok popüler bir Twitter account'um var. Sabahtan akşama kadar öğrenciler her şeyi yazıyorlar bana. Ve şimdiye kadar da herhalde cevaplamadığım hiçbir bana gelen talep yoktur diye tahmin ediyorum. Yani yoğunluktan belki kaçırabilirim ama ve ben bu talepleri alıyorum, ilgili hocaya, ilgili idareciye anında gönderiyorum. Ve o yüzden de üniversitede de çok şeffaf bir yapı oluştu şu anda. Aşağı bütün idari personel ve akademik personel biliyor ki öğrenci istediği herkese ulaşabiliyor artık Haliç Üniversitesi'nde. Ve karşılığını buluyor. Eğer farklı bir şey varsa öneri olabilir, şikayet olabilir, mutlaka bunun karşılığını buluyor öğrenci. O yüzden ben şu andaki durumu çok daha rahat görüyorum. Benim zamanımda öğrenci olmak zordu. Yani işine gelirse diyorlardı. Yani sistem bu. Bakın ben hatırlıyorum, ODTÜ'ye ilk kayıt olmaya gittiğimde kayda gittim. İlk gün yoğunluktan kaydımı yaptıramadım. İkinci gün gittim yine kaydımı yaptıramadım. Ya o kadar yoğundu ki ve çok kötü çalışan bir kayıt sistemi vardı. Yani saçma sapan şeyler yüzünden bekledik orada ve o sıcağın altında. Yani her sene ben böyle kabus gördüm kayıt dönemi geldiğinde Ya şimdi nasıl kayda olacağım ben? Çünkü kaydı ne kadar geç olursanız seçmeli dersleri de yer kalmıyordu size. Çünkü seçmeli dersler de kotaları doluyordu. Bir an önce kaydolup seçmeli dersi seçmem lazım. Ama geç kalırsam kayıt
şey yapamıyorum, seçmeli dersi alamıyorum ve bu sefer de istediğim dersleri alamıyordum. Yani her dönem başında bir kabus yaşıyordum hatırladığım kadarıyla. Sırf kayıtlar bile başlı başına bir olaydı benim yaşadığım dönemde. Daha anlatmaya kalkarsam neler çıkar? Yani öğrenci olmak hoca olmak daha kolay. Ben istediğim için çok hoşuma gidiyor bu iş. Bakın vakti olmuş. İşte ofiste devam ediyorum çalışmaya. Bugün mesela yoğunluktan sabah evde kahvaltı yaptım. Ondan sonra herhangi bir şey fırsatım olmadı. Ta ki biraz önce bir akşam yemeği bir şeyler yiyebildim. Yoğunluktan yani yemek yemeye fırsatım da olmadı. İyi yani böylece bahaneyle kilo almıyoruz. O yüzden de hani günde bir diyorsak çok fazla yiyoruz. Fazla hareket etme imkanımız olmadığı için de gereksiz kilo alıyoruz. Ben sporu seven birisiyim ama son pandemi döneminde maalesef fazla da spor yapma imkanım olmadı. O yüzden bence sizin yani öğrencilerin durduğu taraf her şeye rağmen daha zor. Eskiye göre göreceli olarak daha iyi olabilir ama daha zor. İşiniz kolay değil ama burada hep şunu bence bir pusulanız olsun. Çalışıyorsanız elinde sonunda hayat size onun karşılığını veriyor. Zamanınızı boşa harcamayın. Zaman çok kıymetli. Ve ilgi alanınız, alakanız neyse oraya doğru dönün. Hiç fark etmez ne oldu. Orayla ilgili zamanınızı harcayın. Çünkü her alanda iyi iş yapan, işi bilen insanlara ihtiyaç var. Bunu hiç unutmayın. Zamanınızı o işlerle ilgili alın. Mutlaka onun bir gün karşılığını alacaksınız. Evet. Tabii hocam özel olarak bana yazıp manzarayı çok özlediğini ifade eden arkadaşlarımız var. Bunun için de size çok teşekkür ediyorlar. Arkanızda Haliç manzarası olduğu için. Böyle açayım o zaman ama ışıktan biraz yansıyor galiba ama. Evet biraz yansıyor ama özlediğimiz manzara yine evet. Karşımızda. Bunun için de size tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Peki. Hocam peki bunun yanında aslında dikkatimizi çeken bir bilgi var sizinle ilgili. Siz girişimciliği fazlasıyla önemsiyorsunuz. Üniversitemiz adına yaptığınız çalışmalardan da biz bunu görüyoruz. Peki girişimciliğin üniversite ve üniversiteler açısından önemi hakkında bize neler diyebilirsiniz? Şimdi ben tabii girişimciliği çok önemli. Gerçekten önemsiyorum. Bunun aslında tabii sadece lafta kalmadığını da size çok somut bir örnekle söyleyeyim. Girişim sermayesi diye bir sözcük var. Şu anda çok kullanılıyor. Girişim sermayesi. İngilizce'de ki karşılığı bunun venture capital. Venture capital sözcüğü Türkçe'ye ilk önce sermayesi diye çevrilmişti. Biz de yine biraz önce bahsettiğim derneğimizde bununla ilgili bir çalışma yapıyorduk. Ve gördüm ki Türk toplumu risk sermayesi sözcüğünü çok sevmedi. Çünkü diyorlardı ki ya bu herhalde riskli bir şey deyip uzak duruyorlardı. Oysa bence Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde benimsemesi gereken bir alandı. Ben düşündüm taşındım başka bir kelime aradım. Ve dedim ki venture capital'a risk sermayesi diye değil de girişim sermayesi diye çevirildi Türkçe'ye. Ve bunu ortaya attım ve bu kelime tuttu. Artık kimse risk sermayesini kullanmıyor. Herkes girişim sermayesi. Bu kelimenin babası da benim. Yani bunu şey söylemeyeyim ama bakın ben 99'dan beri çok yoğun bir şekilde bu işin içerisindeyim. Aynı zamanda bir yatırım yapmayı da seviyorum. Bunu anlatıyorum, şunun için anlatıyorum. Bakın özellikle dünya düzeyinde artık bilmiyorum zorunda kalacaklar diyorum. Çünkü teknoloji bizi bunun önünü açtı. Şirketler artık küçülecek. Hatta bir kişilik birçok şirket olacak. Ve proje bazında bu şirketler ya da kişiler bir araya gelecek. O proje yapılacak sonra yeniden dağılacaklar. Ve insanların artık böyle plazalarda, ofislere falan ihtiyacı çok olmayacak. Bakın pandemi zamanında gördük değil mi? Aslında fiziksel mekan ne kadar az ihtiyacımız var. O fiziksel mekanlar için inanılmaz paralar ödüyor. Aslında bunların birçoğunun gereksiz olduğunu gördük hep birlikte. Ve bundan sonra insanların çoğu evinden çalışacak.
ya da bir kafeye oturup çalışacak ya da dünyada istediği yer neresiyse oraya gidecek, orada yaşarken çalışacak. Birçok meslek artık dönüşecek. Girişimcilik öne çıkıyor. Yani siz kendi başınıza bir iş yapabiliyor musunuz? Burada iki özellik öne çıkıyor. Liderlik özelliği ve takım çalışması özelliği. Mesela okuduğunuz üniversitenin eğer bir liderlik özelliğiniz varsa onu daha da artırabiliyor mu? Ortaya koyabiliyor mu? Ya da takım çalışması kültürünü size verebiliyor mu? Bunlara da sahipseniz ve girişimciliğe de yatkınsanız artık mezun olurken hatta öğrenciyken ben kendi işimi kurabilir miyim? Kuracaksam ne kuracağım diye mutlaka düşünüyorum. Üç Üniversitesi'nde evet. Biz girişimciliği üniversitenin merkezine oturttuğumuz için size bunu derslerini zaten zorla vereceğiz. Bir kere yani üniversitedeki bütün öğrenciler girişimcilik dersi almak zorunda kalacaklar. Orada en azından görecekler ya ben girişimci olabilir miyim? Ve göreceksiniz birçoğunuz aslında girişimci olabilirmişim sözcüğü çıkacak içinizden. Bu da büyük bir şey. Çünkü artık ya ben mezun olayım, kurumsal bir yapıya gireyim. O kurumsal yapıların ömrü artık çok kısalacağı için bu kurumsal yapılara eskisi gibi böyle etler startup'ın için insanlarla bir yere gelip yeni bir şirket kurup onu belki daha büyük bir sermaye satıp oradan aldığınız kazançla yeni bir şirket kurup onu başka birine satıp vesaire hatta siz belli bir süre sonra melek yatırımcı olup gideceğiniz bir ekosisteme doğru evriliyor. Ve tabii bu ekosistemin merkezi doğal olarak Türkiye'de İstanbul. Dünyada da önemli merkezlerinden birisi burası. Bakın bugün özellikle Arap ülkelerinden öğrenci getiren bir acenteyle toplantımız vardı. Bize şunu söylediler. 20 ülkesinin her birinin öğrencisinin hayali İstanbul'a gelmek dediler. Yani İstanbul böyle bir ekosistem. Sadece tabii Arap ülkeleri değil, Türk Cumhuriyetleri de öyle, insanlar da öyle önemli bir merkez. Ve girişimcilik eğer konuşuluyorsa da İstanbul doğal olarak bunun doğal merkezlerinden birisi. Sesiniz... Evet. Gelen 88 soru içerisinden yarısının aynı olduğunda... Bana sorulan 88 soru içerisinden de aslında aynı sorular olduğunu gözlemliyorum. Onları sormak istiyorum. Tabii emek demişken, emeğin karşılığını almak demişken arkadaşlarımız mezuniyeti soruyorlar. Acaba mezuniyet olacak mı diye bir soru var. Bunun kısaca cevabını merak ediyoruz. Şimdi tabii ki mezuniyet olacak da bunun formatı nasıl olacak onu şu anda yani biz gerçek bir mezuniyet töreni yapmak istiyoruz. Bununla ilgili bütün hazırlıklarımız tamam. Sadece salgının gidişatını biraz daha izliyoruz. Çünkü biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları kalktıktan sonra bir hafif yükselme oldu salgındaki. Evet. Yani o yükselme devam mı edecek yoksa yeniden düşecek mi? Eğer düşmezse biz belki de Türkiye'de tek başına ilk gerçek mezuniyet töreni yapan üniversite olmak istiyoruz. Açık bir alanda yapacağız. Güzel bir alanda yapacağız. Belki şunu yapacağız. Her öğrenciye misafir getirme hakkı vereceğiz. Ama güzel bir konser olacak. Ve iyi bir mezuniyet töreni yapmak istiyoruz. Çünkü mezuniyet töreninin o fiziksel atmosferin de öğrencilerimizin yaşamasını istiyoruz. O yüzden biraz sabır diyorum ben. Yeter ki şu salgın biraz daha aşağıya doğru dönsün göstergeler. O yüzden biraz beklemenizi istiyoruz. Burada yoksa zaten hani sanal mezuniyet yapmaya başladı birçok üniversite. Bunu biz de yapabiliriz ama bunu yapmak istemiyoruz. Biraz daha bekleyin. Sabır istiyoruz öğrencilerimizden. Evet. Tabii şununla ilgili de planlamalar mutlaka yapılıyordur. Aslında küresel bir durum olduğu için de biraz sıkıntılı. Yüz dönemi online mı olacak diye soran arkadaşlarımız da var. Şimdi yüz dönemi şu anda online olmayacak. Yani şu anda normal şartlar altında fiziksel olarak yapılacak diye planlıyoruz. Ama
Burada tabii YÖK bize bunu online yapma seçeneğini verdi. Biz de o yüzden o seçeneği de alternatif olarak tutuyoruz. Yani iki seçenek de önümüzde duruyor. Okulumuzu güz dönemi 5 Ekim'de başlayacak. Bu sene biraz erteledik ki biraz daha rahatlayalım. Salgınla ilgili en azından bir ilaç bulunacaksa, aşı bulunacaksa vesaire. 5 Ekim'de başlayacağız güz dönemine. Eğer 5 Ekim'de hala salgın sürüyorsa yapacak bir şey yok. Uzaktan devam edeceğiz. Ama ne zaman biterse, biter bitmez zaten fiziksele döneceğiz. Kampüsümüzde, bütün öğrencilerimizde bu sabırsızlanıyorum. Evet. Hocam tabii 5 dakikamız kalmış. Ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem yaşantınızdan hareketle hem de verdiğiniz bilgilerle bugün yine öğrenciler olarak birçok şey öğrendik. Tekrar teşekkür ediyorum. Bunun yanında ben birçok not aldım. Arkadaşlarımızın da not almış olduğunu düşünüyorum. Umuyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık ve başarı daima sizinle olsun hocam. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Ben de bütün arkadaşlara selamlarımı iletiyorum buradan. Her zaman kapım açık sizlere. Şu salgın bitsin zaten benim ofisim her zaman öğrencilerle doludur. Birlikte zaten ben çoğu zaman aşağıda kafelere iniyoruz. Beraber sohbetlere kahvemizi içiyoruz. Görüşmek üzere diyorum bütün öğrencilerim. Görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar.